Ama geçen haftadan masamızda kalan önemli bir dosyaydı Sinan Ateş dosyası. Evet, sanıklar 1,5 yıl sonra ilk defa hakim karşısına çıktı. Çapraz sorguları yapıldı. Sanık avukatları, müştekiler sorularını sordular. Hakim, mahkeme başkanı sorularını sordu. Ve ilk defa aslında tarihi bir ana şahitlik etmiş olduk. Çünkü çok önemli bir cinayet. Gerçekten siyasetin de gündemine oturan bir konu Sinan Ateş cinayeti. Dolayısıyla orada sanıklar çıkacaklar ve ne anlatacaklar diye hep bir biz merakla bekliyorduk. Yani, evet. Bekliyorduk ve onlar da yeni bir senaryo türetmişler. Bu senaryoda bazı eklemeler de yaparak cinayeti başka bir noktaya taşımaya çalışmışlar. Bunun ayrıntılarını tabii konuşacağız. Ama çok önemliydi. Hem aileyle birlikte orada onların o duygusal durumunu da anlamak açısından onlarla da sohbet etme imkanımız oldu. Her açıdan tarihi bir duruşmaydı gerçekten. Yani yeni bir senaryo dediğin iddianame çerçevesinden ve savcılık ifadelerinden çok başka bir dünya anlatıldı bize sanıklar tarafından o 5 celse boyunca. Bugün Saniye Ateş, sizin de 12 Punto'da özel haberini yaptığınız Sinan Ateş'in annesi, hem İyi Parti'yi, Musahat Dervişoğlu'nu hem de Özgür Özel'i ziyaret etmiş. Hafta sonu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ailesini ziyaretteydi Ateş ailesi. Anlaşılan bu dosyanın takipçisi olmaya devam edecekler. Ben öyle anlıyorum. Evet, çünkü adli bir cinayet değil bu. Artık şu ortada. Bu siyasi bir cinayet. Ankara'nın göbeğinde işlenen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na karşı siyasi bir suikast. Dolayısıyla hem dava sürecinde hem bu dava sürecinin savcıların değişme sürecinde birçok şeye şahitlik etti kamuoyu. Yani dosyaya doğrudan müdahaleler olduğuna yönelik birçok şeye şahitlik edildi. Ailenin de bu konuda somut haykırışı var. Bu davada sorumlular ceza almıyor. Azmettiriciler sanık sandalyesinde değil. Dolayısıyla bu dosyayı böylelikle 3-5 tane torbacıyla kapatmak istiyorlar. Bizim sesimizi duyun diyorlar. Bu kapsamda da tabii Türkiye'de ne yazık ki üzülerek söylemek gerekiyor. Mahkemelerde aranmıyor adalet. İnsanlar da, haksızlığa uğrayan insanlar da mecburen birilerinin kapısını çalıyor. İşte Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de bu ziyaretleri yapmıştı. O artı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü. Şimdi annesi ve ablası siyasi partilere ziyaret ederek onlardan destek bekliyor. Başka davalarda da bunu görmüştük. Çorlu'nun bugün 6. yıl dönümüydü. Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri de benzer bir süreç işletmişti. Depremde enkaz altında kalan aileler müteahhitleri arıyorlar. Oradaki dava süreçlerinde de çok benzer şeyler yaşanıyor. İnsanlarda bir duygu oluşuyor. Yani yargıda bu çeşit kriminal karakterlerin korunup kollandığına dair, onlara kaçmaları için alan açıldığına dair bir algı oluşuyor. Ve bu tabii ki de bütün memleket için korkunç bir şey. Masum, şimdi bu 5 celse bitti. Ne olacak şimdi? Bir ara karar çıktı. Bazı ara isimler karar. Tahliye edildi. Ama bunların çoğu galiba ne bileyim işte arabayı kullanan adam veya... İşte evinde kalan kişiler. İçlerinde bir Ufuk Köktürk beni şaşırttı açıkçası tahliyelerde. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi. Evet, Doğukan Çep'in cezaevinden arkadaşı. Aynı zamanda olaydan sonra eşinin hesabından Doğukan Çep'lere Eray Özyaylı parayı gönderen kişi. O beni şaşırttı. Diğerlerine hani... İçeride bulundukları süre açısından bence bir sorun yok. Burada bir şey dikkatimi çekti benim. Hani Ayşe Teş sürekli söylüyor, bu örgütlü bir yapının işlediği cinayet. Sosyal medyadan Ayşe Ateş'i büyük bir linç kampanyası var. Şöyle şeyler gördüm. Evet. Onları mı kastediyorsun? İşte bu kadının güneş gözlükleri sizin aynen, de dikkatinizi aynen, çekmiyor aynen, mu? Aynen, aynen. Yok işte efendim yakında başını açar bu kadın. Evet, bakın, evet. Takipte ya kalın. Örgüt... Böyle şeyler tabii, yazıyorlar tabii, Ayşe. Bu yazma... örgütlü olduğunu mu düşünüyorsun? Tabii tabii, örgütlü bir kampanya var. Linç kampanyası var. Kadın basın açıklaması yapacak ve güneş gözlüğü takmış. Takabilir. Hiçbir sıkıntı yok. İşte diyor ki elindeki kağıt basın açıklamasını okuyacağım Metin. Arkadaşlar diyor basına diyor, bunu elimde mi tutayım mikrofonla? Yoksa mikrofonun üzerine mi koyayım diyor. Bak kadına bakın işte gözlüğünü bilmem ne yapıyor ne ediyor falan filan diye büyük bir itibar zedelemeye yönelik. Özellikle herhalde anladığım kadarıyla milliyetçi kesimde bir kampanya yürütülüyor. Yine Sinan Ateş'in ablasıyla alakalı, Selma Ateş'le alakalı buna benzer kampanya yürütülüyor. Bu da Ayşe Ateş'in ne kadar haklı olduğunu burada şurada anlıyoruz. O da hep baştan beri ne diyordu? Bir örgütlü yapı bununla uğraşıyor. Ve bu sosyal medyadaki linç kampanyalarında da bunun bir örgütlü yapının hareketi, işi olduğunu da çok net görüyoruz.
Şimdi bir sonraki celse ya da duruşma ne zaman olacak? 19 Temmuz'da yani mütalasını istedi savcıdan heyet. O karar duruşması mı olacak? Yok, mütalaa. Büyük ihtimalle şöyle olacak. Süreç şöyle işleyecek. Normalde mütalasını istediğinde heyet, savcı bir mütalaa verir. Mütalaa için sanıkların avukatlarına savunma için bir süre verilir. Yine benzer şekilde müştekilerin avukatlarına bir süre verilir. Onlar savunmalarını sonraki duruşmada yaparlar ve karara bağlanır. Fakat benim görüştüğüm hukukçular bu sürecin çok kısa olacağını söylüyorlar. Bu davayı yakından takip eden hukukçular adli tatilden önce Sinan Ateş davasını karara bağlanabilir deniliyor. Yine 5 günde bitebilecek bir olay. Yani savcı mütalayı verdikten sonra avukatlar karşı savunmalarını yapacaklar. Ondan sonra mahkeme heyeti kararına çıkıyor. Ya da yine bir hafta sonrasına. Bu arada çok karşılaştığımız bir şey değildir. İlk duruşmadan bir hafta 10 gün sonrasına ikinci duruşma için gün verilmek çok karşılaştığımız bir şey de değildir aynı zamanda. Yani o zaman davanın hızlıca bitirilmesi. Zaten hatırlarsanız Sayın Devlet Bahçeli'de grup konuşmalarında ısrarla bir an evvel değil mi? Hep böyle bir talep vardı. Var olan iddianameyle. Şey var olan iddianameyle hızlıca. Bu davayla ilgili ilginç bir kıyaslama yapacağım. Mesela bu Seçil Erzan olayı, o da ağır cezada, bu da ağır cezada. Normalde bankayı davaya katılma talebinde bulundu. Müşteki olmak istedi. Katılma talebi, müşteki dedim. Ben katılma talebinde bulunmak istiyorum. Çünkü soruşturma aşamasında banka yoktu. Yani BDDK raporu doğrultusunda bankaya dediler, bankanın bir alakası yok, banka yoktu. Mahkeme dedi ki, kardeşim senin bir şeyin yok, sen katılamazsın ve reddetti bankanın katılma talebini. Şimdi burada da MHP katılma talebinde bulundu. MHP'ninkini reddetti. Ama İstanbul'daki bu Seçil Erzan olayında diğer tarafın avukatlarının yani mağdurların avukatlarının birçok talebini mahkeme karşıladı. Şöyle karşıladı. Ya sen burada bunlar yargılanmıyor. Bunları burada getirip dinleyemezsin. Bunlarla ilgili soru soramazsın falan gibi bir şey yok. Ama burada yani dava dosyasında yer alan isimlerle alakalı bile mahkeme başkanı soru sordurmadı. Tabii. Dedi kardeşim burada bu sanıklar var. Bunlarla ilgili ama böyle bir şey yok. Savcıyla aynı anda müdahale etti heyetin evet. Başkanı. Zaten masum şu. Yani sanıklar dedi ki biz bir kişiyle daha bu cinayette bir kişi daha yer aldı. Biz bu kişiyi kullandık. Yani tetikçiyi kaçıran kişi var diye bir itirafta bulundular. Yani bu doğru olabilir olmayabilir. Mustafa Kemal adında bir kişi vardı. Tetikçi Eray Özyağcı'yı aldı, kaçırdı, götürdü diye yeni bir senaryo türetip yeni de bir sanık doğurmuş oldu bu dosya. Şimdi dolayısıyla buna bakılması lazım. Yani öyle 19 Temmuz'da hemen böyle 5 gün tekrar falan yani bu iddianın da araştırılması lazım. Zaten dedi ki sanık Doğukan Çep azmettirici olduğunu da itiraf etti o duruşma salonunda. İsterseniz biz bu kişiyi getiririz. Yani İstanbul'da bu kişi, yaşıyor dedi. Bu kişinin bulunması, ifadesinin alınması, evet. Bu kişiyle ilgili delillerin toplanması. Yani kaçıran kişi çok önemli. Evet. Kim bulacak ama işte burada masum mesela dosyada bu Mustafa Kemal'i buldu. Bölümde anlatacağız ayrıntı olarak. Evet. Sonra biz Ersin'le birlikte bunun bulunduğu adrese gittik. Bu dosyada yapılmayan şeyler o kadar fazla ki. Yani oturup gazeteciler olarak tek tek biz bunları araştırıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Yani savcının yapması gereken ya da evet. Mahkeme heyetinin yapması gereken araştırmayı şu anda araştırmacı gazeteciler yapıyor. Evet, bekleyip göreceğiz. Ankara'da enteresan şeyler olmaya devam ediyor tabii. Örneğin yarın salı ve grup konuşmalarının yapılması lazım. Sayın Bahçeli'nin de grup konuşması normalde salı günleri olur. Halen bir frekans bilgisi böyle bir şey. Ben tekrar baktım yayına girmeden önce. Hani gelmedi. Geçen hafta hatırlayacaksınız yapılmadı grup konuşması MHP'nin. CHP'ninki de yapılmadı. Özgür Özel Sivas Madımak anmasındaydı. Evet. Ama yarın CHP'nin grup konuşması var. Bakalım MHP'nin bir grup konuşması olacak mı? Ve Sayın Bahçeli acaba ne diyecek? Bugün yayın akışımız içerisinde konuşacağımız bir diğer konu ise Narkos Türkiye. Yani Türkiye'nin uyuşturucu dosyası. Artık bir transit ülke ne yazık ki ve çevrenin